hiçbir şey anlamadım ha. Yani ben altında bir şeyini arıyorum bunun. Ben de anlamadım. Çok tuhaf. Şehriban abla biraz heyecanlandı sanki. Elini yüzünü yıkasın şimdi kendine gelir Maşuka falan yanında ya. Neyse en azından öğrendik ki mutlu bir sonumuz olacakmış. Evet ya biraz kafa karıştırıcı tabii. Aman canım senin kafan adam olmasa da karışık zaten. Baksana buraya geleceğimizi bile Maşuka'dan öğreniyoruz artık. Hayır ben seni aradım açmadın. Hatta geri de dönmedin. Nasıl aradın ya? Hayır, aramadın ya nerede aradın? Allah Allah göstereyim ha. Ay Ceyhun tamam mı? Gerek yok. Derya çocuk mu yiyeceksin? Aradıysan aradın, aramadıysan aramadın. Bu kadar. Ceyhun ben seni aradım. Sen herhalde bunun ters tarafından kalktın. Çatacak yer arıyorsun. Tamam. Özür dilerim. Özledim zaten yapma. Babam. Abi arkadaşlar. Adam tam bir katıksız... Ki bakın ben kolay kolay küfür etmem ama adam o kadar şerefsiz yani. Abi bizim hani operasyonda taktığımız kulaklıklar var ya, herif de onlardan var. Telsizin diğer ucunda da ışık odasında oturan bir tane herif var. Bunlar abi bayağı hani bir tane kız vardı ismini bildi. Baban senin trafik kazası geçirmiş falan filan. Onun abicim sosyal medya hesabı herifin ekranında açıktı. Herif oradan oraya okuyor bilgileri, o da onları seçip hallediyor işte. Şey de vardı ya abi oğlu intihar eden adam. O da öyle gazete küpürü açıktı abi. Kadının adını nasıl biliyor oğlum? Abi bütün biletlerin üstünde isim yazıyor. Allah Allah. O zaman Şehriban'ı nasıl bildi abi? Sonuçta Şehriban'ın yani sosyal medya falan öyle şeyleri yok. Hemen onu da anlatıyorum. Abi hani biz tam Şehriban'dan oradan ayıklarken Şehriban bizi bir kadınla tanıştırmıştı ya hatırlıyor musun? Şehriban dedi bu benim dedi gelinim dedi bunlar da onun kardeşleri dedi böyle böyle. Şurada kulu. Aynen abi. Biz ışık odasının abi kapısını bir açarsın şap kimi görürsün? O kadın onunla çalışıyor. Onu orada kulaklığı oradan onu gönderiyor abi. Bunlar öyle şerefsiz insanlar. Yalnız bayağı sağlam bir adam var karşımızda ha. Ne yapacağız abi? O insanları aptal yerine koyuyorsa biz de onu aptal yerine koyacağız. Abi Şehriban. Ay nasıl heyecanlanıyorum. Göstereceğim nasıl bir heyecanlandım. Buyurun Şehriban, buyurun. Şehriban ablam nasılsın? Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Ah kızım biz evimize gidelim böyle hepsini patata 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 söyleyince benim tansiyonlarım kötü oldu. Gidelim kuzum. Bana kuzum mu dedin? Lafın gelişi. Abi biz de alacağımızı aldık işimize gücümüze mi baksak? Evet, evet. Tamam. Biz de toparlanın, gidelim. Ceyhuncuğum, Aşka ile Şehriban Hanım'ı eve götürsün. Bizim dükkana gitmemiz gerekiyor. Bir hazırlık yapacağız. Hadi çocuklar. Yok ya Kandi, gitmeyelim. Daha belki beni seçecek. Kim bilir ne diyecek ya. Biz ikimiz kalalım mı? Ya Maşuka, sen akıllı kadınsın. Gözünü seveyim, inanma böyle şeylere. Hadi, hadi, üzülmeyin, üzülmeyin. Hadi, hadi, iyi akşamlar. Ceyhun, Kandi, Şehri. Var ya ben o adama özelden gideceğim. Ya hayret bir şey ya. Resmen kahin ya, resmen kahin. Ya tamam kızım ben de şaşırdım da yani o kadar da tahmin edilemeyecek şeyler değil yani. Herkesin çocuğu evlenir ne bileyim yani. Herkes yalnızlık korkusu yaşar sonuçta. Oğlum! Ay! Adam bana isminle hitap etti. Direktman Şehriban dedi. Annem ne bileyim bu biletlerden falan ismimizi görmüştür bir şeydir ya. Aklımı aldın ha. Neyse hem benim size bugün bombam büyük büyük. Ben bugün Hayati abiyi sorguya aldım. Hırsızlık ihbarı gelen bir evden tek şüpheli çıktı. Ah! Hep o çıkar bir yerden zaten. Yataktan bile Kandi diye o çıktı. Ay, oğlum ne demek şimdi Hayati hırsız mı olmuş? Yok annem yani bilmiyorum bakacağız. Yani sonuçta evde çalınan bir şey yok. Ama bugün var ya seninki şoka girdi resmen ha. Böyle kandemir kandemir diye sayıklayıp durdu. En güzel ben söylüyorum tabii ki. Ama o hala böyle pis pis söyleyip duruyor. Kondemir kondemir. Yani sanki böyle tuvalette oturuyormuş gibi. Ya boş ver bırak şimdi zaten bugün kandemir kumasına girdik. Ben sizi bırakayım büroya döneceğim oradan. Abi sosyal medyadan bilgi toplayacağını düşünmüştüm ama yani gişeye adam koyup seyircilerle ilgili bilgi toplaması falan çok acayip ya. Abi herif bir şovda bayağı milletten eşek yüküyle para alıyor. Özel seansları falan da acabası. Ya abi bildiğin milleti kazıklıyor. Bu bir suç değil mi yani? Yok yok bir şov, bir tiyatro gibi düşün. Ama abicim yani ne olursa olsun gerçek ortaya çıktıktan sonra sonuçta bu suç yani. İyi de insanların şüphelenmesi imkansız. Yani adam o kadar güzel kurgulamış ki şovu. Gelen ağzı açık gidiyordu salondan. Biz daha iyi kurgulayacağız.
sonra Ceyhun'un hareketleri gördün mü? Bak hiç sinirli bir yerden söylemiyorum da. Bugün tiyatroda ben bayağı Ceyhun'u dövmek istedim. Ne yapacağız? Ne yapalım? Dövme ama sen sakin ol. Sorumluluk bizde, hadi unutma. Şişt, bana bak. Sence ben becerebilecek miyim öyle kahinlik mahinlik? Niye yapamıyorsun kız? Kendini Nostradamus gibi düşün. Olmadı TV'de rüya tabiri yapan kadın gibi düşün. Abi ben çok hayranıyım o kadına, evet. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Aslansın ve de kaplansın. Bana bak. Ferdi'ye sürpriz yapacağız ya. Şimdi bunu Kando abiye çıtlatmamız gerekiyor mu? Bilemedim ki. Şimdi şey olmasın. Yüz verdik ayıya, gitti ağlıya. Ama şimdi haber vermemek de başka ayılık yani. Bunu bir iyi düşünelim. Şöyle yapalım o zaman. Ben Kandemir abi bize götüreyim, son mikroplarını atsın hem. O sırada da bir ağzını yoklayayım, bakayım ne diyor mevzuyu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?